Merhaba arkadaşlar şimdi bu videoda size e, case yapısını anlatacağım SQL'deki SQL'deki case yapısı e, ifade yani döndürdüğünüz sorgu yeni bir kolon ekler ve bu kolonu da e, sizin belirlediğiniz e, böyle if diyebilirim yani koşullu e, yer değiştirmelerden oluşur nasıl anlatabilirim yani mantıksal sonuçlar türetirsiniz mesela şu anda bu böyle bir tablom var benim müşteriler tablom var yine Northwind veri tabanından aldım bu şekilde e, yerler var. Mesela e, yine burada e, farklı farklı ülkelerim var. Mesela buradaki bazı ülkelerim e, bazı e, şeylerden diyelim ya yani bazı gruplardan, bazı ülkelerimle diğer gruplardan. Örneğin e, mesela nasıl bir şey söyleyebilirim size? Şöyle bir select ülke diyelim mesela. Select ülke diyorum buraya. Ülkeyi çevir. Alt satıra geliyorum. Alt satıra da case diyorum. Daha sonra bir ben koyuyorum. Şöyle bir ben koyuyorum. Daha sonra diyorum ki ülke eşittir. Germany ise git diyorum A grubunu çevir. Tamam mı? A grubunu çevir. Bir daha aşağı geliyorum. Aynısını kopyalıyorum. Ülke eşittir. Fransa ise B grubunu çevir. Els durumunda da yani üçüncü durumda da yani bunların ikisinin olmadığı durumda da C grubunu çevir diyorum. Daha sonra şuraya gelip and as region diyorum. Yani hadi grup diyeyim şöyle grup diyeyim. Grup şey bir ifade olduğu için şöyle diyeyim grup diyeyim. Daha sonrasında en aşağı gelip from'unu yazmam gerekiyor. Bunu from müşteriler. Bu kadar. Bakın gördüğünüz gibi şurada çağıralım ifadeyi. Ne diyor? Incorrect syntax near. Şey tabi burada şey kullanmıyorsunuz. Eşitlik kullanmıyorsunuz. Burada den kullanıyorsunuz arkadaşlar. Kaçırdım. Şuralara den atıyorsunuz. Tamam. Bakın bütün hatalar gitti. Şimdi gördüğünüz gibi Almanya olanlara A grubu geldi. Meksika olanlara C. Çünkü neden? Almanya olanlar A grubuydu. Fransa olanlar B grubuydu. Ee, yani bunlar harici olan ifadelerde C grubu olarak konmuş oldu. Mesela buradan araya bir ifade daha ekleyebilirim. Şunu alıp araya koyup mesela Meksikoları da M yap dersem F5 atarsa bakın Meksikalarda ne oldu? Yanına bu şekilde bir kolon ekletmiş oldum. Bunu ülke değil de mesela komple tabloyu çevirip yanına da ekletebilirsiniz. Bakın hemen yani sağa geldi. Yani istediğiniz kolonu seçip yanına ekletebilirsiniz. Yani böyle bir mantığı var. Yanına kolon ekliyorsunuz. Power BI'deki add columns tarzı bir ifade aslında. Add columns'la ekliyorsunuz orada. Burada da o mantıkta diyebilirim aslında bakarsanız. Yani Ifle bir kolon eklemişsiniz gibi düşünebilirsiniz. Yanına bir if case ile bir kolon eklemişsiniz ama tabi burada daha yapıcı bir şekilde ilerliyor yapımız. Yani teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ee, i̇nşallah devam edeceğim çekmeye. Çünkü çok fazla istek oldu. E, SQL devam etsin diye. O yüzden ben de sizi kırmak istemedim. Bir video daha çektim. E, i̇stenildiği sürece çekmeye devam edeceğim. Yani çok fazla izlenmiyor SQL dersler. O yüzden ben de hani, e, kimsenin izlemediğini düşünerek aslında daha ağır çekiyorum. Aslında ee, devam ediyorum zaten sürekli ama yani çok fazla istek oldu bu ara çek çek çekti o yüzden ben de bir video daha çektim böyle devam ederim arar çekmeye devam ederim ama ya eski videolardaki derslerde sizin az, az çok SQL bilmenize zaten yeterli olacaktır buradan sonra yaptıklarımız da biraz aslında bakarsanız üstüne ekleme olacaktır yani aslında dersler yarım kalmadı burada bıraksam yine yarım değil Öyle söyleyeyim size, yani dersleri yarıda bıraktığım gibi düşünmeyin. Sadece eklemeler yapıyorum üzerine, birçok fonksiyona değindim zaten. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler.